Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam biz bugün ne işliyoruz? Bugün bil bakalım ne işliyoruz. Bugün böyle içimiz aydınlansın, çiçekler böcekler mutluluklar sarsın diyoruz Hı. ve canlılarda üremeden bahsetmiştik. Bugün çiçekler nasıl çoğalır etrafımızı sarar birazcık buna değiniyoruz. Çiçekte de üreme diyoruz. Olur hocam. Şimdi. Demiştik ki biz canlılar çoğalırlar. Hepsi nesli devam ettirmek ister. Daha basit yapılı canlılar eşeysiz olarak çoğalırlar. Eşeysiz üremenin bir sürü çeşidinden geçtiğimiz dersimizde bahsetmiştik. Biraz daha gelişmiş canlılardan söz ettiğimizde de bitkiler ve hayvanlar özellikle demiştik. Eşeysiz olarak çoğalırlar. Buyurunuz bir sürü çiçek böyle etrafımızı sardığı güzel kokular, güzel görüntüler etrafa yayılacak. Ama evet, hocam. bir çiçek bir sürü çiçeğe nasıl dönüşür? Bir tohumdan bir ağaç nasıl oluşur? Birazcık bunun detaylarına inelim. Öncelikle biz temel bilgi olarak ne biliyorduk? Eşeysiz üreme dediğimizde 2 tane özel üreme hücresi birleşmeli ve döllenme gerçekleşmeliydi. Bitkilerde bahsettiğimizde polen ve yumurtanın birleşmesiyle yeni bir canlı oluştuğunu söylemiştik basitçe. Birazcık daha detaylandıracağız ve gel şu bitkinin bir tanesini alalım, genel yapısına bakalım, temel kısımlarını ve nasıl çoğaldığını detaylandıralım. Olur hocam. Şimdi çiçek açtık. Hocam alda açtık. Ki açtık şöyle tuttuk şöyle bir buket çiçeği artık kime götürsek? Şimdi basitçe bir çiçeğin şöyle temel kısımlarına bakmak istersek şöyle aşamalarını aşağıdan yukarı inceleyelim. Çiçeğin tuttuğum kısmı gövdeye bağlantı kısmı ne olmalı gayet basitçe. Sağ. Aynen öyle. Çiçeğin sap kısmı. Bu arkadaş çiçeğin sapı. Sonra geliyoruz böyle geniş bütün çiçeğin kısımlarını taşıyan bir çanak, bir tabak gibi düşünüyoruz ve Gözde çiçek mi? tablası diyoruz tablası. bu arkadaşa. Tüm çiçek bölümlerini bu arkadaş taşıyor. Sonra onun üstünde böyle yeşil yeşil yapraklı kısımlar var. Çiçeğimiz küçük tomurcuk bir haldeyken de çiçeğin tamamını sarıp koruyan yapraklar bunlar. Bu arkadaşlar alttalar. Biz bu arkadaşlara çanak yapraklar diyoruz. Çanak yaprak. Aynen. Alttaki yeşil yeşil gördüğümüz yapraklar. Şimdi yukarı çıktı böyle yukarıda taç gibi renkli, güzel kokulu, dikkat çekici, ışıl ışıl pırıl pırıl. Işıl ışıl yapraklar. Işıl hocam. ışıl yapraklar. Taç gibi dedik ya böyle en üstte konumlandırılmış falan. Biz bu arkadaşlara taç yapraklar diyeceğiz. Renkli, güzel kokulu olmasının sebebi de çiçeğin çoğalması için şimdi öğreneceğimiz bu iki tane özel kısmın bu döllenmede falan rol alması için böyle böcekleri, kuşları, sinekleri falan kendisine çekmek isteyecek. Yani renkli, güzel kokulu olması aslında çiçeğin döllenmesi için, çoğalması için gereken özelliği kazandıracak. Evet hocam. Hemen diyorum ki iki tane özel kısımdan bahsedelim. Önce diyoruz ki şu kısım birkaç tanedir çiçekte ve biz bu arkadaşlara erkek organ deriz. Çiçeğin tam ortasına gelip yerleşirse şu vazomsu gözüken kısım da dişi organdır. Şimdi erkek organ dediğimizde aslında temel iki bölümden oluştuğunu göreceğiz. Diyeceğiz ki şöyle bir kısım var fark edersen gövdeye bağlıyor evet, ve ucunda hocam. da Şöyle çıkıntı kısımlar var. Hani böyle baharda falan hapşırmaya, gözümüz akmaya, burnumuz kaşınmaya falan başlar. Ki başçık kısmı polenlerin üretildiği kısımdır. Bir de ne yaptık? Gövdeye bağlantı sağlayacağız. Bu kısımda bizim için sap değil de saptan küçük sapçık, sapçık kısmı olacak. Çiçek sapıyla erkek organın sapçık kısmını karıştırmamak lazım. Hani cık daha minik ufaklık evet, falan aklımızda belki kalabilir. Şimdi geldik dişi organa. Onun üç ayrı kısmı olduğunu göreceğiz. Gel bir de ona bakalım. Bakalım hocam. Önce üst kısımdan başlıyoruz. Şöyle birinci aşamayı alıyoruz. Sonra diyoruz ki şöyle vazonun alt kısmı ortası gibi bir kısım var. Evet hocam. En altta da başka bir bölüm var. Yine ben bu üç arkadaşı isimlendirmek istersem ne diyeceğiz yumurtaların hocam? bulunduğu kısım döllenmenin gerçekleşeceği ve tohumun oluşacağı birazdan daha detaylı konuşacağımız kısım yumurtalık kısmı olacak. Yumurtalık çık. Evet yumurtalık çık. Çık demeye gerek yok. Zaten yumurtaların üretildiği toplandığı kısım diye evet düşünebiliriz. Hocam. Şöyle vazonun boynu gibi demiştik. Biz buraya dişicik borusu diyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki üst kısım tepe kısmı. Tepecik. Tepecik kısmı hocam. Olacak. Aynen. Tepecik diye bir yer var galiba. Var değil mi? galiba hocam. Tepecik'teki arkadaşlar yazsın. Yazsınlar selamlar hepsine. Şimdi ne yaptık? Erkek organın iki kısımdan, dişi organın da üç kısımdan oluştuğunu, genel anlamda çiçeğinde altı tane bölümden oluştuğunu gördük. Peki şimdi bir tane çiçek, bir sürü çiçek olacak dedik. Hani meyveler olacak, çiçekler açacak, bir tohum bir ağaca dönüşecek. Bir çiçeğin yaşam döngüsünden bahsedersek nasıl olacak? Gel detaylandıralım. Evet, evet geldik. Hocam. Bir bitkinin yaşam döngüsünün nasıl olduğunu detaylandırmaya. Ne demiştik? Bir tane bitkimiz çoğalacak ve bir sürü bitkiye dönüşecek. Bir çiçekten bahsettiğimizde üremeye yardımcı iki kısım vardı. Erkek organ ve dişi organ. Şimdi polenler böyle farklı faktörlerle bir işte böcek üzerine konabilir, kelebek gelebilir, bir kuş rüzgar yaratabilir, bir arı yardımcı olabilir. Ne yaptı? Ya da rüzgar taşıyabilir. Polenlerini dişicik tepesine gönderdi ve biz bu olaya tozlaşma ismini verdik. Tozlaşma. Ne oldu? Polenler uçuştu. işte bizim yüzümüze gözümüze gelirse bize alerji yaratabildi. Ya da aynı çiçeğin ya da aynı bitkideki farklı bir çiçeğin ya da başka bir bitkideki farklı bir çiçeğin dişicik tepesine geldi. Polenler taşındı tozlaşma gerçekleşti. Sonra yavaş 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 polenler aşağı doğru iniyorlar. Ve ne yapıyorlar? Yumurtalığa ulaşıyorlar. Yumurtayla polenin birleşmesi olayı biz sperm ve yumurtadan da biliyorduk. İkisinin birleşmesi olayını ne diyecektik? Döllenme ismini verecektik. Birleşme olayı döllenme. Evet Sonra hocam. birleşme sonucunda yani döllenme sonucunda oluşan özel bir hücremiz vardı. Bu arkadaş zigot, zigot ismini alıyordu. Bitkilerde şimdi gördük. Hayvanlarda da aynı şeydi kendimizle ilgili geçmiş derslerden hatırlayabiliriz. Zigot oluştu, yavaş yavaş mitoz bölünme geçirecekti. Yine eski konularımıza dönersek. Ne oldu? Yavaş 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 embriyo oluşmaya başladı. Biz bu arkadaşa tohum taslığı ismini de verebiliyoruz. Sonra tohum Taslak artık daha da gelişti ve sevgili tohumumuz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tohumumuz tek başına durduğunda böyle birazcık savunmasız. O yüzden onun çevresini böyle yavaş yavaş besinle sarıyor bitkimiz ve sevgili meyvelerimiz oluşuyor. Böyle bir şeftaliden bir kirazdan bahsedersek ne görürüz? Çekirdek içeridedir. Tohum ortadadır, korunur. Onun dışını bir meyve saracaktır. Etli kısım oluşacaktır. Meyve oluştu. Meyvenin ortasındaki tohum dediğimiz kısım bizim çekirdek diye isimlendirdiğimiz kısım bir şekilde tekrar toprağa gidecek. Bir sürü farklı versiyonlarla toprağa taşınıp yeniden büyüyebilecek. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Toprağa ulaştıktan sonra yavaş yavaş önce toprağın altında böyle çimlenme dediğimiz olay gerçekleşecek. Sonra biraz daha büyük gelişecek ve artık böyle yükselip toprağın üst kısmına çıkacak. Yani filizlenme gerçekleşecek. Ondan sonra filizlenen yeni bitki, genç bitki büyüyecek, gelişecek ve artık yepyeni yine bir bitki ortaya Çıkmış olacak. Gelişmiş bir bitki mi olacak? Aynen bu? gelişmiş bir bitki olacak. Bu bitki ne yapacak? Yine uygun dönemde genelde baharda falan olur biliriz. Ne yapacak? Çiçek açacak. Şu sevgili çiçeğimiz ne olacak? Bitkimizin ne olacak üreme organlarını taşıyacak. Nedir bu arkadaşlar? Tekrar dişi organ ve erkek organ olacak. Yine mevsimi geldiğinde tozlaşmalar, döllenmeler, embriyonun, tohumun, meyvenin oluşumu ve şöyle bir döngü mevsimler boyunca devam edecek. Yeni bitkilerimiz oluşmuş olacak. Süper hocam. Evet. Bitkiniz ne dedik? Böyle toprağa düştü tohumu, büyüyecek, gelişecek. O yüzden de özel isim alan birkaç durum gerçekleşecek. İlk aşamamız imlenme dediğimiz olay olacak. Gel bir yakından bakalım. Tohumumuzu toprağa bıraktık. Yavaş yavaş böyle kök çıkıntısı oluşmaya başlıyor ve tohum çatlıyor. Bu arkadaşın tohumun çatlayabilmesi için uygun sıcaklık derecesi olması lazım uygun miktarda nem yani su ihtiyacını karşılaması lazım ve hava yani oksijen alabilmesi lazım. Bunları aldığında gördüğün gibi birkaç gün içinde 6. 7. gün görüyorum kökler yayıldı. Ve artık çimlenme gerçekleşti. Evet hocam. Çimlenme için bu üç şartı sağladıktan sonra bitkim daha da büyüdü. Topraktan yukarıya doğru yükseldi. Ve artık filizlenme dediğimiz aşama gerçekleşiyor. Şey. Yeşil yapraklar açılıyor ve artık ışığı kullanabilir hale geliyor. Yani çimlenmede 3 tane temel ihtiyaç varken artık ışığı da kullanacak ve güneş ışığını da kullanarak ne yapacak? Fotosentez yapacak. Büyüyüp gelişmesini sağlayacak. Şu Çimlenme sanırım. için gereken şartlarımızı hatırlayalım. Uygun sıcaklık, nem yani su ve hava yani havanın içindeki oksijeni Oksijen. kullanacak. Toprağın üstüne çıkıp yeşil yapraklarını açtıktan sonra artık güneş ışığı da bize gerekli bir malzeme olacak ki fotosentez yapabilsin. Kolay mıymış, eğlenceli miymiş bir bitkinin büyümesini görmek. Güzelmiş gelişiyor. yani çok enteresan. Bir haftada Değil çıktı mi? ya hocam İnanılmaz. ben böyle o, hiç görmemişim daha önce Güzel. hatta böyle basit deneyler etkinlikler yaptırılır. bir fasulyeyi çimlendir derler evet ok bir parça pamuk yapıyordur. ya da nemli toprağın arasına ne yaparız fasulye mercimek bezelye gibi bir tohum koyarız Bol miktarda sular ılık bir yerde tutarsak birkaç gün içinde onun da böyle yavaş yavaş büyümeye başladığını görebiliriz. Yeterince büyüdüğünde toprağa götürürsek, yerleştirirsek ve ışık almasını da sağlarsak ne olur? Kocaman yeni bir, bir bitkimiz, bitkimiz olabilir. olabilir. Belki de afiyetle fasulye yemeği yaparız. Fasulye Kesinlikle sevenler hocam. Yorumla yapsınlar. yorumlara yazsınlar. Güzel. Şimdi bitkimizin tohumları toprağa ulaşacak dedik ya. Acaba hangi şekilde ulaşabilir? Birazcık gel detaylandıralım. Olur hocam. Şimdi bu bitkiyi görmüşüzdür. Hatta böyle tutup. <laughs> Yaparken şeklinde. de Instagram'a fotoğraf koymuşuzdur Aynen. hocam. Aynen nefesi kuvvetli arkadaşlar. Bir seferde tamamını tamamlayacak mıyız hepsini tutabilecek miyiz? Dilek tut bakayım yaparsan falan diye böyle esprilerini yaparlar. Her zaman yaparlar. Kara hindiba bitkisi dediğimiz bu bitki ne yapıyor? Bakınız minicik minicik tohumları var. Üstünde de böyle şemsiye gibi parçacıklar var. O minik şemsiye gibi tüycük parçacıklar rüzgar sayesinde ne yapıyor? Bir yerlere uçuşuyor ve her bir o şemsiyenin altındaki tohum uygun noktalara düşüyor toprakta. Uygun şartları bulduğunda da az önce bahsettiğimiz gibi ne yapıyorlar? Hepsi yepyeni birer çiçek, yepyeni bir bitki olarak yaşamlarına devam ediyorlar. Peki sadece rüzgarla mı biz tohumu taşıyabiliyoruz? Hayır bak zaten yazdık. Ne yapabiliyoruz? Suyla da sürüklenen tohumlar görebiliyoruz. Ne yapmış Denizin kıyısına vurmuş kocaman bir Hindistan cevizi. Bu da bir tohum ilginçtir. Biraz daha büyük galiba değil mi? Az evet, topluca karşılaştırırsak. Çok büyük. Bu da bu arkadaşın tohumu Hindistan cevizinden bahsettiğimizde ne oldu? Dalgalarla sahile taşındı. Yine toprakta kumda uygun bir noktaya geldiğinde uygun şartlar sağlandığında ufaktan ufaktan bak filizlenmeye başlamış. Yani su da tohumları taşıyabiliyor. Sadece deniz olmak zorunda değil gençler. Akarsularla taşınan birçok tohum da olabilir tabii ki. Başka ne olur dersek sevdiğimiz bizim de katkımız heyvanlar olan kısım var. Vay hayvanlar vay diye de kötü kötü espriler <laughs> yapıyorum dayanamıyorum gençler. Şimdi bir meyve yediğimde ne yaparım? Dalından gittim bir tane elmayı kopardım. Evet dişledim. Oh afiyetle gömdüm. İçindeki çekirdekleri ne yaparım? Atarım değil mi? Yemem. Atarım hocam. Yani mantıken. Peki başka bir meyveden bahsetsem mesela? Mesela kavun desem, karpuz desem, of, kiraz çok iyi olur desem değil mi? Of olsa da yesek. Bak gel bir bakalım onun çekirdekleri nasıl taşınıyormuş. Ne yaptık? Dedik ki işte bir meyve sebze yemeye kalktığımızda ya da herhangi bir hayvan bunu yaptığında ne oluyor? Gayet güzel bir şekilde gıda olarak tüketiyor. Dedik ki bir meyveyi, sebzeyi bizler ya da herhangi bir canlı tükettiğinde içindeki, kenarındaki, köşesindeki çekirdekleri yani tohumları ne yapacak? Bir süre sonra atılacak. Eğer bir kuş bunu yediyse dışkısıyla atılacak, toprağa karışacak. E biz yediysek ayıklayacağız, atacağız. Ama sonuçta ne olacak? Çöpe atmak yerine toprağa atarsak bu sevgili tohumlar bir süre sonra yine uygun şartları bulduğunda yepyeni meyveler, sebzeler olarak doğada yerini bulacak. Peki sadece böyle mi yani sadece yiyerek mi Yoksa Yemeyerek böyle hani de oluyor mu hocam? tüylü bir hayvan gelse böyle bir sürtünse tüylü bir hayvan geldi böyle dikenli bir bitkinin yanından geçti. Ne oldu kürküne tüylerine bu dikenler sayesinde yine tohumlar yerleşti ve yine tohumumuzun hayvanlar sayesinde taşınmasının başka bir örneğini görmüş olduk. Bir de ne demiştik? Çiçeğin böyle renkli taç gibi olan güzel kokulu güzel renkli yaprakları vardı. Bitkimizin tohumları yine bir hayvanın kürküne ya da kanatlarına belki vücudunda herhangi bir tüye yapışıp başka bir bitkiye uygun bir ortama taşınmış oldu. Ve bir tohum farklı versiyonlarla taşınabilir. Biz de bunu görmüş olduk. Oldu. Peki bu konu bize yetti mi? Yetmez hocam. Yetmez. Soru çözelim. Daha da iyi anlayalım. Hadi gel bakalım. Şimdi sorumuz karşımızda. Bize diyor ki çiçekte bulunan yapılar ve bunların görevlerini aldık bir tabloya yerleştirdik. Güzel. Ama işlem yaparken birazcık dikkatsizlik yaptık. Yaptığımız hatayı düzeltmek için acaba hangi yapının görevini Değiştirmeliyiz. Hemen teker, bakalım teker, hocam. Bakarsak, sence hangisidir Atış? Saç yaprak diyor hocam. Böceklerin dikkatini çeken hoş kokulu renkli yaprak. Bu doğru hocam. yukarıda diyorduk. Güzel şu yukarıda renkli renkli falan. Evet Hemen hocam. örnek gösteriyoruz. Güzel ne oldu? Böceklerin dikkatini çektiği, kuşların dikkatini çektiği, tozlaşmaya yardımcı oldu, tohumun yayılması için destek oldu. Güzel. Sapçık Hı. diyor hocam. Çiçeği bitki gövdesine bağlar. Olabilir mi? O sapçık değildi hocam sanki saptı. Hah güzel saptı bitki sapıyla sapçık kısmını karıştırmıyorduk. O zaman ben bunu bir aklımın köşesine yazdım bir nokta koydum diğerlerine bakıyorum işim garanti olsun. Çanak yaprak diyor hocam tomurcuk halindeki çiçeği korur. Hı hı. Çanak yapraklar böyle yeşil olan yapraklardı tomurcuk haldeyken bitkimizi koruyordu sonra onlar böyle aşağı doğru açılıyordu. Açılıyordu. Burası ortaya çıkıyordu. Doğru güzel. hocam Bu o zaman. Da güzel. Yumurtalık demiş yumurta hücresinin zaten hocam üretilmesini Adı sağlar. Adı üstünde çok net Ve bir şekilde cevabımız... vermiş cevabımız ne oldu? Hemen işaretliyoruz taç yaprak değil mi? Sapçık hocam. Tabii ki sapçık o zaman hemen işaretimizi de koyduk seni de tebrik ettik güzel. Şimdi Mehmet'in canı sıkılmış. Fen dersi için bir sunum hazırlayayım ben demiş. Sözün notunu yükseltmek istemiş galiba ya da konuyu öğrenmek istemiş. Evet, Hepimiz Mehmet dedik ve geçtik soruyu geçebiliriz. Şimdi Mehmet sunumunu yaparken bazı resimler kullanmış. Demiş ki rüzgar bazı bitkilerin tohumlarının çevreye yayılmasını kolaylaştırır. Ben bunu bir yerden biliyorum. Bak ilk resim ne görüyorum? Bir kara hindiba görüyorum. Ne yaptım? Üf, üfledim ve, ve tohumlar sayesinde. Aynen tohumlar yayıldı. O zaman birinci cümlemi aldım cebime attım. Bazı bitkilerin tohumlarının çevresindeki besleyici doku besinin canlılar tarafından yenilmesini ve tohumların daha farklı bölgelere yayılmasını sağlar. Bu da doğru gibi hocam. Doğru tanıyorum ben bunu. Olsa da yesek. Karpuz sevenler yorumlara yazın. En güzel karpuz bizim ilimizde yetişir diyenler yazın. Aynen hocam. Aynen hadi bakalım. <laughs> Bazı bitkilerin dikenli tohumları hayvanların postuna yapışarak başka bölgelere yayılabilir. Bu bir da doğru gibi. Var. Bu da doğruydu. O zaman ne yaptık? Üç cümlemizde doğru oldu. Cevap? Denizli oldu. Denizli'nin D'si oldu. oldu. Süper Gayet hocam. Desi. Süper. O zaman bir sonraki sorumuzla toparlayalım. Çimlenme kavramıyla ilgili bir tanımlamamız var ama en doğru tanım acaba hangisi? Çimlenme neydi böyle toprağın altında bir tane tohumum olacaktı. Hatta videosunda göstermiştik yavaş, hocam. Aynen şöyle yayılacaktı bir şey olacaktı sonra da toprağın üstüne doğru hareket edecekti. Korkunç çizdim ama eminim siz doğrusunu bulabileceksiniz gençler. Bakalım yumurtalıkta yumurta hücresinin üretilmesi midir? Değildir. Değildir sanki. Peki. Başlıkta üretilen polenlerin dişicik tepesine ulaşması mıdır? Polenler dişicik tepesine taşındı. Bu döllenmeydi değil döllenmeydi ama taşınması dersek burada tozlaşma vardı. Tozlaş. Toz şeklinde uçuşan polenleri hayal edebilirdik. Tohumun uygun koşullarda büyüyüp gelişmesi dersek sanki oldu gibi bakıyorum yumurta ve spermin çekirdeklerinin kaynaşması bu döllenme bu döllenmeydi bu da değil o zaman cevabımız ne oldu gayet güzel bir şekilde C, c oldu oldu. Hocam peki biz bir sonraki videomuzda ne işliyoruz? E artık bitkileri de öğrendiğimize göre farklı canlılar ne kaldı? Hayvanlar. Hayvanları Heyvanlar. <laughs> inceliyoruz gençler. Olur hocam. Hayvanlar nasıl çoğalır? Hepsi aynı şekilde mi ürüyorlar? Acaba yoksa farklılıklar var mı? Buna bakacağız. Süper hocam arkadaşlar bu konuyla alakalı varsa sorularınız bize yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepiniz hoşçakalın. Görüşürüz.